Merhabalar, ben Kötü Şöfte ve Great Egg Mutant'ımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, şu an neredeyse tamamını bitirmiş durumdayız modum ve şöyle bir alan kapladı makineler. Hani mod bayağı bir şey işleyen bir mod. Şimdi tanıtacağım kısım muhtemelen modun en ilginç kısımlarından bir tanesi. Tek bir makineyi tanıtacağım. Evet, tek bir makineyi tanıtacağım ve o da Fusion Reaktör. Tabii kendinize biraz scaffolding alalım. Biraz uzakta bir yere inşa edeceğim çünkü bayağı büyük alan kaplıyor. Oraya yerleşmeyecektin sen. Buraya yerleşecektin. Evet. Böyle bir arayüzü var. Bu nedir? Tamamen neyi nereye yerleştireceğinizi, daha doğrusu yerleştirebileceğinizi gösteren bir şey. Bazı şeyler zorunlu, bazı şeyler değil. Direkt burada zaten açıklamalar var. Şunlar plazma ejektörler. Şunlar. Bu diz, yani bu computer block. Bunun yapımını da göstereyim. Ayrıyeten sevgili sıradan oyuncu, bunu izliyorsan bu sana gelsin. Bunun yapımı 2 tane Great Egg Computer Cube, 1 tane Fusion Coil, o da bu şekilde yapılıyor. Ve Energy Follow Circuit. Bu şekilde yapılıyorlar. Evet. Şuralara enerji, Metal Injector ve Coil, aralarında Coil. Şuralar direkt Hall'lar. Onlar da Casing'ler ve Advanced Casing. Şuralar enerji injektör. Bu işte. Şu koyu olan mavi yerler ise hull-hull arasına, hull-hull-hull, hull-hull, yani casingler arasına domuz değil, coil. Fusion coil. Koyuyorsunuz. Hemen malzemelerimizi alalım. Fusion coil. Biraz daha lazım olacak. Domuz sus. Domuz sus. Sağ ol. Evet, fusion coil'lerimizi aldık. Bunun yanı sıra casing'lerimizi aldık. 2 tane, 2 set. Bunun yanı sıra şunu bulalım bir. Direkt şu Fusion Enerji İnjektör. Bundan 4 tane lazım minimum. Material İnjektörden 2 tane lazım. Extractor'dan 1 tane lazım. Şimdi öncelikle basit kısmı inşa... pardon, bunlar olmayacaktı. Evet, bu kadar da fazla kazmamız lazımdı. Şimdi basitçe bir açıklayalım. Gördüğünüz gibi şunlar enerji plazma ejector, yani metal yer ejector. Bunlardan bir tane yeterli, fakat gördüğünüz gibi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane gösterilmiş. Yani bu noktalardan herhangi birine koyabilirsiniz demek oluyor. Bu diğerlerini direkt advanced casing ile kapatabilirsiniz. Buraya gelecek olursak, burası Metallic Injectors ve Metallic Injectors ve Coil diyor. Yani bunun anlamı şöyle bir şey. Bu da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 yer gösteriyor. Bunlardan bir tanesini kullansanız yeter ve 2 tane olmak zorunda. Çünkü 2 farklı materyal girişi olacak. Evet. Şu tarafı hazırladık. Şimdi devam edelim. Sen değil, oraya değil. Bunları normal drill ile kırabiliyorsunuz ama makineleri kırmayın. Yani şunları.
Evet, şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve burada şunlar devreye giriyor. Seni tepeden alıyorduk. Evet. Evet, bu şekilde yerleştiriyorlar. Evet. Bu 4 tane koymanız sağlıklı oluyor bunda. 1, 2, 3, 4 farklı konum da yerleştirebiliyorsunuz. Bundan sonra işler simetrikleşmeye başlıyor. Hani şu düzeneyi yaptığınız andan itibaren geri kalanı bunun benzeri bir şekilde hızlıca inşa edeyim. Ya da sizin gözünüzün önünde inşa edelim. Yani görün nasıl bir şey olduğunu. Bu arada nedir bu füzyon reaktör? Aşırı güçlü bir reaktör. Hani aslında reaktör de değil, enerji üretim yolu. Ama direkt enerji çıkışı vermiyor. Plazma çıkışı veriyor. O plazmayı plazma jeneratörle önceki bölümde gördüğünüz plazmaya çeviriyorsunuz. Enerjiye çeviriyorsunuz. Evet, şu ana kadar yarısını halletti sayılır. Ve 3 3 senin orada olmaman lazım. Bu da aynı şekilde. 3 1 2 tabii inventory tabisi yok. Kurul değil. Kurmaya üşendim. Ve buradan itibaren işler aynen devam ediyor. Gördüğünüz gibi 2 tım 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 tım. Yani orada yani zaten şeması demin gösterdiğim yerde, yani aklınıza tutmanıza gerek yok. Ben artık birkaç kere yaptığım için yavaştan aklımda tutmaya başladım. Ama hala bile az buçuk şaşırıyorum. Hatta şimdi de mi şaşırdım? Yok, hayır, şaşırmamışım. Ya, tuhaf bir şeması var. Ayrıca bunda da bu casing kasalardan tasarruf etmenin bir yolu var. Göstereceğim birazdan. Daha az kasa kullanmanın yolu mevcut. Birazdan geleceğim o yola. Tabii tek reaktörde değil, birden fazla reaktörde. Ve artık makine tamam. Yapmamız gereken şey... Quantum jeneratörlerimizi alalım. Çünkü hızlı yoldan enerji vermek istiyorum. Buralara enerji vermeniz lazım. Bu noktalardan enerji girmesi lazım. Çünkü çalışmak için enerjiye ihtiyaç duyuyor. Hepsini 2048'e ayarlayayım. Kırk sekiz. Tamamdır. Hepsi 2048 ayarlı. Paketlemeleri de aynı şekilde.
2048'i ayarlamamın sebebi hani öyle istiyorum. Hepsi 2048 ayarlı ve gördüğünüz gibi burada enerji depolamaya başlıyor. Hatta kendimize şu arkadaşımıza verelim. Gördüğünüz gibi şu an enerji depoluyor. Ve bunun resipilerine bakalım. Evet, öncelikle tritium ve deuterium kullanarak başlangıç için bu kadar enerji istiyor. Ve işlem esnasında şu kadar enerji kullanıyor. 128 tikte. Ha, bunun anlamı 20 tik 1 saniye, yani ona göre hesaplayın. O tik başına bu kadar her plazma üretiyor. Helyum plazma. Ve bu plazma jeneratörde 2048 EU üretiyor. Fakat zaten plazma jeneratörler çok yavaş kullandığı için bu bir süre sonra pek çok plazma jeneratöre dağılmaya başlıyor ve bayağı güzel bir üretim elde ediyorsunuz. Ha, şunun yerini değiştirmek istedim. Sadece. Evet, makine deaktif olacak. Şimdi tekrar aktif olacak. Evet. Şimdi devam edelim. Bu normal koşullarda daha az EU tüketerek, fakat başlangıç için daha fazla EU harcayarak, bu arada şu da sarım elde edebileceğimiz miktar gibi bir şey. Pardon, toplam kullanıldığı miktar. Yani daha az EU kullanıyor sonrası için. Fakat işlem esnasında bu kadar EU harcıyor bu. Bu ise bu kadar. Yani bu biraz daha avantajlı ve helyum 3 üretmek, yanlış hatırlamıyorsam, biraz daha zordu. Evet. Önce helyum elde edeceğiz. Helyumu da bu şekilde elde ediyoruz. Bunun yanı sıra herhangi bir enerji üretim faydası olmayan fakat başka bir işimize yarayan bir şey var. İridium or. Evet. İridium elde etmeniz. Bu makineyle iridium da elde edebiliyorsunuz. Ve platinum da elde edebiliyorsunuz. Fakat kullandıkları enerjinin aynı olduğunu hesap katarsak iridium elde etmek daha mantıklı. Çünkü platinum, ama şey bir olay da var sanırsam. Lityum elde etmek kolay aslında. Berilyum elde etmek daha zor hani. Evet, ilginç. Neyse. Şimdi başlayalım bununla enerji üretmeye. Öncelikle kendisi tritium cell. Gördüğünüz gibi bunları buraya koyacak. Ve tekrar bakalım hangi celldi. Bundan. Ve gördüğünüz gibi bunlar yanmaya başlayacak çünkü artık makine aktif. Bu arada bu injektörlerden daha fazla koyabilirsiniz. Yani enerji şeylerinden daha fazla koyabilirsiniz. Hatta koyayım. Bulabilirsem. Tamam, makine kısa bir süre devre dışı kalacak. Ve siz gelin. Tabii bunların herhangi bir enerji alış sınırı yok. O yüzden hızlıca bir ayarlama yapacağım. Hatta bir bakalım, kontrol edelim. Evet, maksimum input 8192'ymiş. Yani 8192'ye kadar rahatça bir giriş sağlayabilirsiniz. Böyle fazla olmasının avantajı ne? Daha hızlı enerji dolacak. Bunu enerji doldurmak için gene bunun kendisini kullanabilirsiniz. Göstereceğim şimdi. Evet, gördüğünüz gibi şurada plazma üretilmeye başladı. Bu plazmayı nasıl kullanacağız? Plazma jeneratörlerle. Hemen şuraya birkaç tane dizelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane dizdim. 10 tane dizdim. Ve Tesseract'a almak istiyorum. Tesseract'la aktarmak istiyorum. Liquid Act.
Bir Tesseract daha. Enerji Tesseract değil. Liquid Tesseract. Sağ ol. Şuraya gel. Aslında şuraya da koyabilirdim ama neyse. Ve lever. Bu makineye değmesin çünkü kapatır. Bir ol sen. Sen de bir ol. Gördüğünüz gibi bunları buraya aktaracak ve Super Condensator değil, Super Conductor Wire istiyorum. Çünkü bunların enerji limiti yok hatırlarsanız. Ve Adjustable Energy Storage Unit. Bir tane. Gördüğünüz gibi bunu gayet hızlı bir biçimde dolduruyorlar. Buna enerji sağlamak için şunları kaldıralım. Kırmamız lazım bunları galiba. Evet, buna enerji sağlamak için bir yöntem göstereceğim şimdi size. Plazma jeneratörlerimizi alalım. Ve şu şekilde koyalım. Pardon, çıkış yönleri belliydi bunların. O zaman şu şekilde koyalım. Yani nasıl koyacağınızı siz belirlersiniz. Evet, bağladık. Ve bir tane daha. Liquid Tesseract. Bir Liquid Act'a bağlı. Ve bir. Evet. Artık bu kendi enerjisini de kendisi sağlıyor. Ve gördüğünüz gibi gayet... Ya da şununla olan bağlantısını bir keselim. Kullanım oranını görün. O kadar hızlı değil. Yani bir kova bayağı uzun bir sürede kullanılıyor ve bir kovanın ne kadar hızlı sürede hızlı bir sürede üretildiğini görüyorsunuz. 20 kovalık kalmışsa hatta. Çok kısacık bir sürede. Evet. Ve şu ana kadar ne kadar bir enerji ürettik kullandığımız hariç neredeyse bu Adjustable Energy Storage Unit'in yarısını doldurmuşuz. Ki bu hani 5 tane MFSU'ya eşdeğer, yani 5 tane MFSU'yu şimdiden doldurmuşuz ve az sayıda bunlardan kullanmamıza rağmen. Evet. Bir de bunlardan yer kazanmanın yöntemleri var. Hemen biraz değinelim onlara. Ya yani sadece casing'inin bir yarısını falan filan yapacağım size. Hemen başlayalım. Mesela şu noktayı ortak olarak kullanabilirler bile. Gördüğünüz gibi böyle buradan devam edebilirsiniz şuraya. Yerden ve bundan kazanç sağlamış olursunuz. Ancak biraz daha karlı bir nokta var. O da eğer şuradan başlarsanız ve şunları ortak kullanacaktır. Şuradan itibaren bunları inşa etmeye başlarsanız eğer bu sayede biraz evet doğru craft yapmışım. Çok en minimum az yer kaplayarak bunları yapabilirsiniz. Evet, yani bu şekilde daha fazla reaktörü çok daha ufak bir alana sığdırabilirsiniz. Sığdırabildiğiniz kadar. Yani 4 tane reaktörü ben şöyle bu sayede çok ufak bir alan değil ama reaktörlere kıyasla ufak bir alan sığdırabilirsiniz.
Burada herhangi bir patlama tehlikeleri falandır filandır mevcut değil. Çok kötü bir elektrik tesisatı yapmadığınız sürece. Ve şunlar hakkında ufak bir detay. Bu dolduğu andan itibaren bunlar herhangi bir şey üretmemeye başlayacak ve bunlara plazma dolmaya dolduğu sürece, tabii artık dolmayacak çünkü şunlar boşaldı. Yani dolduralım. Neydin sen? Bir saniye, senin adını unuttum. Ha, iyi nereden geldi? Tritiyumsel ve... Evet, tritiyumumuzu koyalım. Bunlara liquid duct'larla otomatik olarak doldurum yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hala gene çalışmaya devam ediyorlar. Misler gibi. Bu arada şu ikincisine de ihtiyacınız yok aslında. Sadece şu yeterli. Ne? Şu düzenek bile enerji sağlamak için mükemmel. Şu an daha fazla enerji üretemediği için şunlar da dolduğunda bu arkadaş tabii şurası enerji dolana kadar tüm hepsi buraya gidecek. Burası enerji dolana kadar duracak. Biraz çalışmaya devam edecek. Burası enerji dolduğunda duracak. Ta ki şu boşalmaya başladığında şunlar da yer oluşana kadar, yani bir kovalık yer oluştuğu takdirde burası, bu tekrar çalışacak. Sonra duracak. O şekilde. Evet. Bununla birlikte bu arada eski tip füzyon reaktörü tanıtmamaya karar verdim. Hani gerek yok zaten. Yakında eski FTB de iptal olacağı için, eski sürümü kullanan FTB de güncel kalmayacağı için eski tip füzyon reaktörü tanıtmaya ihtiyaç duymadım. Evet, şu anki sürümde ya 2.90 nokta bilmem kaç sürümünden itibaren bu füzyon reaktör geçerliydi. Hatta şu an Feed the Beast recommended paket, mesela Ultimate'ın recommended paket dışında mesela 1.1 sürümünde gene bu füzyon reaktör mevcut. Hani kullanabilirsiniz. Bu arada bunu kesinlikle ikinci sezonunda kullanacağım. Yani bunu yapabilecek düzeye geldiğim andan itibaren yapacağım. Çünkü demin de gördüğünüz gibi hayvan gibi enerji üretiyor. Ve yani öyle çok fazla da bir maliyeti yok. Yani şu enerjisi dolduğunda bu duracak zaten. Bunların üretimi biraz sıkıntı fakat biraz otomatize sistemler yaptığınızda mesela hidrojen 4 tane hidrojen selden bu direkt su, hani sudan elde ediliyor zaten. 25 saniyede, 38 saniyede, 5 saniyede. Hani sudan elde ediliyor zaten bu. Hani biraz daha orkloklarla falan filan güzelce bunları üretebilirsiniz. Hatta birkaç farklı tane makine birden çalışarak bunları üretebilir. Yani güzel bir sorting düzeneyi de hazırlarsınız. Gayet güzel çalışır her şey. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.